soruyor. Kim soruyor? En son sorulan soru. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 2016'dan beri tutuklu olan Gülten Kışanak. Evet Erkanbaşı ve TİB'i eleştirdi. E, ortak liste kuracaktık. Şimdi herkes kendi yoluna kendi listesiyle giderse biz neden bu yola çıktık diye soruyor Gülten Hanım. İşte o tartışmalar. Bize verilecek oy Asla ama asla boşa gitmeyecek. Emek ve Özgürlük İttifakı barajı açtığı zaman onun içindeki bütün partiler barajı aşıyor. HDP, TIP, EMEP, EHP, SMF ve TÖP. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri. Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde bir ittifak daha var. HDP içinde Devrimci Parti, DBP, ESP, SKP, SODAP ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi bulunuyor. Yeşil Sol Parti tanıtım programına hoş geldiniz. Dolayısıyla Emek ve Özgürlük İttifakı'nın en büyük bileşeni HDP'nin önerisi seçimlere ortak listeyle girmekti. Tip kabul etmedi. Yapılan ilk toplantıda tipin ayrı listeyle önerisi gerginlik yaşattı. Toplantıya ara verildi. HDP ve tip yöneticileri ayrı bir görüşme yapınca müzakereler devam etti. Ve HDP ortak liste tutumunu esnetti. Yürüyor Emek ve özgürlük İttifakı. Büyüyerek geliyor. HDP, AYM'nin kapatma tehlikesine karşı tip haricindeki bileşenleriyle birlikte Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden adaylarını gösterecek. Tip ise kendi logosuyla. Türkiye İşçi Partisi 81 ilde seçime girmeyecek. Hı. Ne yapacağız? İl il. İl il çalışma yapıyoruz. En az 41 ilde gireceğiz. Şu basit hesap doğru değil. Yani diyelim ki 100 bin oya milletvekili çıkıyor ve ittifakın bir partisi 101 bin oy aldı, diğer partisi 90 bin oy aldı. Bu 90 bin oy çöpe gider. E birleştiğinde de 199 bin bile olsa, hani birleştiğinde artsa bile o 99 bin oy vekil çıkartmaya yetmeyebilir. Kritik seçimler için bu seçim taktiğine HDP'den eleştiriler gelmeye devam ediyor. Eleştirenlerden biri de eski Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanı Gülten Kışanak. Ortak liste ile ilgili yazı yazdı. Tipi eleştirerek halklarımız ortak tek liste bekliyor. Keşke dememek için ifadesini kullandı. Solu olmayan bir ülke soluksuz kalıyor. Bir milletvekili fazla çıkartalım, üç milletvekili fazla çıkartalım bu değil. Parlamentoda neredeyse hiçbir emekçinin olmaması aslında ne kadar anomali yaşadığımızı gösteriyor. Erkan Baş'ı eleştiren Kışanak mecliste tek sosyalist parti tip değil. Bir tek oyu bile heba etmeye kimsenin hakkı yok dedi. Öyle görülüyor ki Emek ve Özgürlük İttifakı bir seçim ittifakı niteliğinde değil. Ortak Cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir. Sayın Erkan Baş artık baraj kaygısı olmadığı için çok oy alacaklarını söylüyor. Evet ittifakta olmak tip için %7 barajını ortadan kaldırıyor. Ancak barajı Kürtler yıllarca büyük emekler vererek bedel ödeyerek anlamsız hale getirdi. HDP 7 Haziran'da barajı yıktı. Selvi Kılıçdaroğlu ne dersiniz? Kemal Bey seçimi kazanırsa Türkiye'nin first lady'si olacak. Kulağa hoş geliyor. İşte Amerikan öğretisi first lady olmak. Çok mu gönüllü buna? Selvi Hanım pek kameraların önünde görünmüyor. Çok da öyle basınla hemhal değil. Çok da haberlerde manşetlerde yer alayım kaygısı taşımıyor. Peki Selvi Hanım'ı şimdi neden haber yaptık? Sordular. First Lady olmaktan dolayı heyecanlanıyor musunuz? Olacak olmaktan hayır. Benim umurumda değil dedi. Benim umurumda olan Türkiye'de çocukların et yiyerek, tavuk yiyerek, balık yiyerek, dengeli ve sağlıklı beslenerek büyümesi benim derdim budur. Selvi Kılıçdaroğlu. Annelerin, babaların e, çocukların beslenme çantasına bir şey koyacak paraları yok. Artan hayat pahalılığı, düşen alım gücü en çok çocukları etkiledi. Okullarda açlıktan ağlayanlar, yetersiz beslenme sebebiyle yaşamını yitirenler, açlıktan bayılan öğrenciler. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu bir kez daha bu duruma dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir." ifadelerine yer verdi. Biz de evlat sahibiyiz. Gerçekten de utanıyoruz, utanmakta kalmıyoruz, üzülüyoruz, içimiz acıyor. Yani bu yaşananlar karşısında. Türkiye'de yoksulluk çok karmaşık bir konu olabilir. Ama bir çocuğun beslenmesi, beslemek için bu kadar da karmaşık bir konu olmamalı. Aylarca yürütülen kampanyalar, mecliste verilen önergeler, CHP'li belediyelerde başlatılan beslenme desteği, bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek kampanyası sonuç verdi. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek uygulaması başlattı. Uygulama 6 Şubat'tan itibaren hayata geçti. Ancak artan hayat pahalılığı nedeniyle hala milyonlarca çocuk yeterli beslenemiyor. Türkiye'de çocukların %67'si sebzeyi, %87'si et ürünlerini her gün tüketemiyor. Selvi Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma dikkat çekti. Ben first lady unvanı peşinde değilim. Bu tarz fani şeylerde hiç gözüm yok olmadı. Tek derdim bu gerçeklerdir. Tek işim, tek hayalim bu ülkede her çocuğun yeterli beslenerek büyümesidir. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu'nun paylaşımıyla Emine Erdoğan'ın 50 bin doları aldığı çantayı yan yana koydu. Sosyal medya hesabından paylaştı. Özel paylaşımında liderlerin eşlerinin hep çantaları meşgul olması ifadelerini kullandı. Bugün ekonomimiz için o kritik verinin açıklanma günüydü. Öyle ya işte ilk hafta genelde üçünde hafta sonuna gelmezse enflasyon verisi açıklanıyor. Bir resmi rakamlar var bir de benim size anlatmam gereken var. Artık mutfağı, buzdolabını, pazardaki çarşıdaki yangını şöyle bir açma kendimizce anlatma zamanı. Murat bir enflasyon var neydi müjde enflasyon düşüyor bir tam ekran gösterir misin onu bize? Duydunuz mu? Müjdeler olsun enflasyon düşüyormuş. Gerçekten öyle. Ben de manşeti düşüyormuş olarak attım. İnanırsanız tabii bilemedim ben. Anlatayım. Şimdi TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon yüzde tüketici fiyatlarında ellilerde ama ben gıda enflasyonunu baz aldım. TÜİK Türkiye'de bir yıllık gıda enflasyonunun %67.89 olduğunu %68 olduğunu söylüyor peki yanda görüyorsunuz grafiğimde bir de İTO enflasyonu var İstanbul Ticaret Odası yıllardan beri yapıyor İTO ne diyordu genelde sapması olmazdı son dönemde ile arasında bir makas açıldı %73 diyor İTO %73 bugün açıklanan TÜİK'in gıda enflasyonu Yüzde altmış Peki şampiyonluğu kime verdiler dersiniz? Hayvansal ürünler. Evet bir gelsene bana Murat bir gelsene dana etine bir bahis açalım isterim. mi? Dana eti değerli izleyenlerim bildiğiniz dana kuşbaşı kıyma ne derseniz işte yüzde yirmi son bir ayda fiyatı artmış. Yüzde yirmi geçen bir haber sunmuştum geçen hafta. 10 liralık kıyma sardırıyorlar diye. Sinop'tan bir haberdi. Türkiye'nin en huzurlu şehri. 10 liralık bana kıyma sarar mısın? Yan yüreğim yan. En çok o arttı. Ya bu ülke besicilik ülkesi. Tokat'ından Kars'ına işte Kaz Dağları'ndan Balıkesir'inden iç Anadolu'ya. Nasıl olacak söyler misiniz? 300 lira mı olur bir kilo kıyma? Devam Murat, tam ekran göreyim lütfen tekrar. Peki, dana eti yüzde 20, şarküteri ürünleri salam, sucuk, sosis baktığınızda işte yüzde yüzde artmış. Başka? Kuzu eti kim kaybetmiş ki biz bulalım? Yüzde 14.5 Şubat-Mart geçişinde zamlandı. Sakatat. farkındasınız değil mi? İşkembenin, kokoreçin söğüşün, sakat atın fiyatlarının uçuşa geçtiğini neredeyse yüzde 12'lerde artmış. Murat bir gelir misin bana? Bir gel bana. İzmir'e selam olsun. İstanbul'da o kadar çok aşina değiliz ama şu söğüş yemeye. İnternette de ne çok videoları var. İşte kelle söğüş, yanaktan dilden, üzerine kreması beyniyle birlikte. İzmirliler, Aydınlılar, Egeliler çok sever. Ya bir söğüş yemeyeceksek, bir işkembe, bir paça içemeyeceksek yansın bu dünya mı diyeceğiz? Bir tabak işkembe çorbası İstanbul'da 100 liralara yaklaştı. Kaç? 80 liranın altında neredeyse işkembe çorbası yok. Unutun gitsin. Bir kokoreçimiz var ya. Devam Murat tam ekran görelim lütfen yeniden. Peki teşekkür ederim. Yumurta yüzde on Herkesin fakir, zengin, protein kaynağı, tavuk eti yüzde altı, balık yüzde beş artmış. Şimdi temel bir argüman.